Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, çok güzel bir konudan bahsedeceğim sizlere. Çok önemli bir konu aynı zamanda. Birileri ahlakımızı bombalıyor. Yanlış duymadınız. Ahlakımız her yönden bombalanıyor sevgili kardeşlerim. Şu zamanda bir toplumu bitirmek için topa, tüfeğe, tanka vesaireye gerek yok. O toplumdaki insanların ahlakını bozduğunuz zaman toplumu zaten ortadan kaldırırsınız. Ülkeleri ortadan kaldırırsınız sevgili kardeşlerim. Şimdi özellikle bizim gibi Müslüman ülkelere batılı devletlerin yapmış olduğu en önemli, en etkin silah. Ahlaksızlık silahı. Ne yapıyorlar? Bizim toplumumuzdaki bireylere yavaş yavaş şırınga ediyorlar. Yavaş yavaş zehirliyorlar bizi aslında. Yavaş yavaş hepimize ahlaksızlık ilacını, ahlaksızlık zehrini gönderiyorlar. Görüyoruz çevremizde. Ne yazık ki hem sosyal medya çevresinde olsun hem de normal gündelik yaşantımızda olsun o kadar ahlaki değerlere yozlaşmış vaziyetteyiz ki, o kadar duyarsızlaşmış vaziyetteyiz ki halimiz gerçekten içler acısı sevgili kardeşlerim. Hani çok güzel bir söz vardır. Düşman Çanakkale'de ülkemize gelemedi, Çanakkale'den ülkemize giremedi. Lakin çanak antenle bütün evlere girdi derler ya. O kadar doğru ki, o kadar doğru zamanlar ki sevgili kardeşlerim. Şimdi o zamanları yaşıyoruz. Yazık. Bakın, kimsenin özeli kalmadı. Sosyal medya çıktığından beri Facebook, Instagram, Twitter neyse, YouTube da dahil buna, herkesin her özeli artık herkesin her geneli haline geldi sevgili kardeşlerim. Genel geçer oldu her şey. Yani evde bir yemek yapıyorsunuz, onu paylaşıyorsunuz. Ve yeni bir kıyafet almışsınız, onu hemen paylaşıyorsunuz. Yeni bir ev, araba almışsınız, hemen paylaşıyorsunuz. Hatta yatak odasına kadar, yatak odası örtünüze kadar paylaşıyorsunuz. Kimle yemek yemişsiniz, kimle gezmişsiniz, kimle dolaşmışsınız, her şeyi paylaşıyorsunuz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Bizler o kadar duyarsız hale gelmişiz ki bu gibi durumlara. Yani geçen gün bir videoya denk geldim. Bir markete gitmiş, alışveriş yapmış bayanın bir tanesi. Oradan tek tek çıkarıyor. Tuvalet kağıdına kadar havlu almış, ne bileyim peynir almış, zeytin almış, yağ almış, çamaşır deterjanı almış vesaire filan. Kardeşim, bana ne? Ama ben onlara kızmıyorum. Onları o hale getirip onları izleyip onları destekleyenlere kızıyorum aslında. Yazık günah. 200 bin tane görüntüleme var. 200 bin izlenme var. Kardeş, siz prim vermezseniz, biz prim vermezsek onlar izlenmez ve böyle basit şeylerle uğraşmazlar. Bakın, bir adam mesleki bilgisini paylaşır, takdir edersiniz. Bir buluş paylaşır, takdir edersiniz. Bir komedi yapar, takdir edersiniz. Herhangi bir olay anlatır, takdir edersiniz. Ama bu nedir yani? Bu ne rezilliktir? Kalkıp market alışverişini paylaşıyorsunuz. Ve bunu 200 binin üzerinde izlenme yapıyorsunuz. Yazık, ne hale gelmişiz. Ki bunu yapanlar bayanlar ve evlerinde özellerini paylaşıyorlar. Yani yazık günah değil mi? Yani sen evine eşya almışsın, evine bir şey almışsın. Dışarıda insanlarla paylaşmanın ne anlamı var? Ne anlamı var sevgili kardeşlerim? Bana ne katkısı var? Bana ne sağlıyor? Ne kazandırıyor bana? Ne veriyor? Bana ne değer katıyor? Hiçbir şey. Sadece o aile kurumunu zedeliyor. Sadece o aile kurumunun kutsallığına gölge düşürüyor. Yazık. Özel olması gerekenler, evlerinizin içerisinde olması gerekenler, herkesin evinin içerisinde, herkesin cebine kadar, eline kadar geliyor sevgili kardeşlerim. Bana ne senin makyaj malzemenden? Siz kadınlar için yapsanız da erkeklerin eline de geçiyor. Yazık günah değil mi? Şimdi öyle bir hale geldik ki toplumun en küçük birimi ailedir. Aile bizlerden oluşuyor. İnsanlardan, fertlerden oluşuyor. Bizlerin ahlakı bozulduğu zaman ailenin ahlakı bozuluyor. Ailenin ahlakı bozulduğu zaman toplumun ahlakı bozuluyor sevgili kardeşlerim.
Ve toplumun ahlakı bozulduğu zaman ülke artık elden gitmiş, gitmemiş hiç önemli değil. Çünkü duyarsızlaşma başlıyor. Duyarsızlaşma başlıyor insanlarda. Bizim toplumumuz, özellikle Müslüman coğrafyadaki toplumlar, geleneklerine, göreneklerine, adetlerine, geçmişlerine sımsıkı bağlıydılar. Ama batılı devletler bunu biliyor. Biz o köklü bağlantıyı ortadan veya bir yerden kesersek bu toplumların ileriye gitmesi mümkün değil. Ki bunu da çok güzel başardılar. Televizyondaki dizilerle yaptılar medya sektöründe veya tiyatroyla bunu yaptılar veya kitaplarla, yazılan ahlaksız kitaplarla yaptılar veya haber programlarıyla yaptılar, reality programlarıyla yaptılar, show programlarıyla yaptılar. Bir şekilde insanların ahlakını bozmak için her türlü yolu denediler. Şimdi sosyal medyayla bu işi yaptılar. Çok da güzel başardılar. Çünkü sosyal medya her yerde, herkesin elinde, evinde var artık. Ve burası o kadar tatlı bir mecra ki. Yani sanki ben buradan bir şey paylaşıyorum. Benim özelim özel olmaktan çıkıyor zaten. Genele bir anda yayılabiliyor. Siz onu silseniz de kaybolmuyor sevgili kardeşler. Bir yerde birileri, belki iyi niyetli, belki kötü niyetli ellerine geçiyor. Nereden bileceksiniz? Yazık. Şimdi, önceden görüyorsunuz boşanmalar ne kadar zor yapılırdı. Ne kadar zor yapılırdı. Herkes, aile bireyleri bir araya gelirlerdi. Neden boşanıyorsunuz diye dertlerinizi dinlerlerdi iki tarafı da. Karşılıklı görüş alırlardı. Ailenin büyükleri vardı. Yol yordam gösterirlerdi. Sonra bir bakmışsınız o aile yürüyüp gitmiş. Tekrar devam etmiş. Ama şimdi o kadar kolay ki boşanmalar, peynir ekmek gibi. Dışarıdan, bakkaldan peynir ekmek alıyormuşsunuz gibi boşanıyorsunuz. Ve artık o destek olan büyükler de yok. Onlar da aman boş ver, ne çekeceksin? Bunun devam etmesinin bir anlamı yok. Zaten bu sıkışık sıkışık gidiyordu. Bir yerde patlayacaktı. Deyip o kadar hani destek olmak yerine köstek oluyorlar ki bir anda boşanmalar da görüyorsunuz toplumumuzda arttı. Tamam, boşanmak herkesin en doğal hakkıdır. Ama öyle basit sebeplerle boşanıyor ki artık insanlar. Yani bir namus davası olur, ayrı bir şey. Değil mi? Herkes ona saygı gösterir. Bir aldatma olur, herkes ona saygı gösterir. Ama artık öyle değil. Eşya yüzünden insanlar kavga ediyorlar, eşya yüzünden insanlar ayrılıyorlar. Hep maddiyat anlamında baktığımız zaman boşanmaların birçoğu maddi anlamda, o kadar da küçük yani fındık kabuğunu doldurmayacak meseleler yani boşanmalarda. Çünkü herkes özgürlüğün tadını aldı. Birlikte yaşamak zor. Birlikte yaşamak emek istiyor, fedakarlık istiyor, sevgi istiyor, özveri istiyor. Ama kendiniz ayrıldığınız zaman çok istediğiniz hayatı yaşayabiliyorsunuz. Bu çok cazip geliyor. Ki zaten batılı devletlerin de istediği buydu. Ayrışmamız. Ve bunu da çok kolay başardılar. İşte dediğim bu medya kanallarıyla bu toplumun ahlakını bozdular sevgili kardeşler. Her türlü, her yerden ahlakınızı bombalıyorlar. Kimi zaman dininize saldırıyorlar. Kimi zaman kutsal değerlerinize saldırıyorlar. Kimi zaman evinize, yatak odanıza saldırıyorlar. Kimi zaman özel, mahrem her şeyinize saldırıyorlar sevgili kardeşler. Bir şekilde toplumda bu duyarsızlaşmaya sebep oluyor. Toplumda bir yozlaşmaya sebep oluyor. Ve artık herkes birbirine karşı, nasıl söyleyeyim, birbirine destek olacağı yerde birbirini görmezden geliyor. Birlik olacakları yerde ayrılıkçı bir hareket sergiliyorlar. Herkes fert fert kendi kendine, kendi halinde takılmaya başladı. Şimdi evlerde de öyle değil mi? Bakıyorsunuz eskiden, yani bizim çocukluğumuzda herkes bir sobanın başındaydı. Soba kalktı evlerden, herkesin odasına bir kalorifer konuldu. Herkes artık ayrıldı. Akşam yemekleri önceden bir arada evde yenirdi. Ama şimdi öyle değil. Şimdi akşam yemeklerine oturulmuyor bile. Herkes odasına geçiyor. Orada bir hazır gıda, fast food gıda bir anda tüketiyorlar ve bir anda akşam yemeği de bitiyor. Sonra gelsin telefonlar, gelsin filmler, diziler, sosyal medya vesaire. Neredesiniz? Evin içindesiniz ama evde değilsiniz. Dışarıdasınız, geneldesiniz. Özeliniz nerede? Özeliniz yok. O da genelde. Herkes izliyor, herkes görüyor. Oyun büyük sevgili kardeşlerim. Oyun çok büyük.
Yani yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken uyanık olmaktır. Özellikle sosyal medyada gezinirken çok dikkatli olun. Böyle abuk subuk siteler, yani her yerden bir uyarıcı almayın. Ahlakınızı bozacak, ahlakınızı zedeleyecek sitelere girmeyin. Takip etmeyin öyle insanları. Yani size bir değer katmayan, sizi geliştirmeyen, sizi ileriye taşımayan kimseyi takip etmeyin sevgili kardeşlerim. Zaman kaybı yapmayın. Kendinizi yetiştirecek, kendinizi geliştirecek uğraşlar bulun. Yani sosyal medyanın, filmlerin, dizilerin, kitapların da dışında kendinizi var edecek o özü bulun sevgili kardeşlerim. Bir uğraşınız olsun, bir mesleğiniz olsun, gönül verin. Bir uğraşınız olsun, gönül verin. Paylaşmak için, birilerine göstermek için, birilerinden alkış almak için, birilerinden beğeni almak için, izlenmek için, para kazanmak için değil. Kendiniz mutlu olmanız için yapın. Ahlakınızı korumak için yapın. Ahlakını koruyanlar bireysel olarak ailesini de korur. Aile korunduğu zaman toplum da korunur. Bir toplum korunursa bir ülkede o ülke gelişir. Ama ne zaman ahlak bozulursa bir ülkede, insanlar birbirlerine karşı duyarsızlaşırsa, birbirlerini ötekileştirecek hale gelirse, birbirlerine küfür edecek hale gelirse, görüyorsunuz sosyal medyada ne yazık ki tartışamıyoruz bile. Hemen birileri oradan küfür ediyor. Beğenmediği zaman fikre fikirle karşılık vereceği yerde fikre küfürle karşılık vermeyi seçiyor. Karalamayla karşılık vermeyi seçiyor. Yaptalamayla karşılık vermeyi seçiyor. Oysa bilgi sahibi olmak, fikir sahibi olmak ve fikirlerin kapışması ne kadar önemli bir şey. Bizler bunu kaybettik. İşte tekrar uyanık olalım, bunları kazanalım. Kendimizi geliştirelim, kendimizi yenileyelim. Kendimize bakalım, ailemizi gerçekten koruyalım artık böyle tehlikelere karşı. Her şeyi evimize sokmayalım sevgili kardeşler. Evimize maddi anlamda her gelene dikkat ediyorsak, her gelen insana dahi dikkat ediyorsak, her gelen düşünceye de dikkat edelim. Ahlakımızı bozmak için gelenleri şutlayalım. Evlerimizin içine sokmayalım. Bakın sosyal medyada özellikle söylüyorum, insanlar birbirlerine ne kadar kolay yazabiliyorlar artık. Bir bayan bir erkeğe, bir erkek bir bayana ne kadar kapı açılmış, ne kadar kapı aralanmış değil mi? Önceden ne kadar utana utana yapıyordunuz. Şimdi bırakın bir bayan bir erkeğe rahatlıkla küfür edebiliyor. Bir erkek bir bayana rahatlıkla küfür edebiliyor. Bu hale gelmiş. Veya işte herhangi birine akıl tutulması yaşıyor artık insanlar sevgili kardeşlerim. Tanımadığınız birisine ağzınıza gelmeyecek sözler söyleyebiliyorsunuz. Yani o kadar kontrolden çıkıyorsunuz ki artık. Yani oranın sanal, hayatın gerçek olduğunu unutmuş derecede davranıyoruz. Video çok uzayacak sevgili kardeşlerim. Anlatacak, konuşacak o kadar çok şey var ki. O kadar çok doluyuz ki. Çünkü görüyoruz çevremizde. Yani bir halkla ilişkilerci olarak, bir iletişimci olarak çevremde her gün yüzlerce, onlarca, yüzlerce olayla karşılaşıyorum. İnsanla karşılaşıyorum sevgili kardeşlerim. Ama şunu söylüyorum en nihayetinde. Ahlak çok önemli. Dediğim gibi bizler bireysel olarak kendi ahlakımıza dikkat edeceğiz. Geleneklerimize, göreneklerimize, örfümüze sahip çıkacağız. Bayrağımıza sahip çıkacağız. Dilimize sahip çıkacağız. Dinimize sahip çıkacağız. İnancımızı kuvvetli tutacağız. Bize değer katmayan her şeyi atacağız. Bize değer katanlarla bir arada olacağız. Çocuklarımızı bu inançla, bu aşkla, bu sevgiyle yetiştireceğiz. Bu ahlakla yetiştireceğiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ahlakımızı bozanları da Allah ıslah etsin. Bozmaya çalışanları da Allah ıslah etsin diyorum. Uyanık olalım. Olgu varsa algı bizde. İzzet Hocam böyle diyor. Olguyla uğraşmayacağız, algıyla uğraşacağız. Her birimiz kendimize bakacağız. Önce kendimizi yenileyeceğiz. Bu sözlerim önce bana, kendime, sonra sizlere, sonra da ulaşan herkese sevgili kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun tekrar. Sevgi ve muhabbetle.